Hadi başlıyorum. İlk defa ben de biriyle video çekiyorum. Çok tuhafıma gitti. Çay iyiymiş bu arada. Çay güzelmiş de. Başlıyorum Efe. Başta ben zaten kameraya bakamam, bunlara bakıyorum dedim sen. Selam millet, Mert karşınızda. Hadi bakalım, bana ne diyeceksin? Oğlum videolar böyle çıkıyor zaten. Hadi hayırlısı. Bu video 1,5 saat. Sana çok uzun iş çıkartacak. İki de anlatın. Ne yapıyorsun oğlum? Bekle. Oğlum git şu elini yıkap içerim. Oğlum gözlerim yaşardı be. Selami, canım mevzu çekiyor. Oğlum yemin ederim gözlerim karıncalandı. Selami. Kafayı yer. Ha, telefonları sessiz alacağız ama bak en önemli şey. Aynen. Sen gir lan hadi. Nasıl gireyim? İkimiz de girelim. Ben ilk selam millet Mert karşınızda diyeyim. Sen de selam millet Efe karşınızda diyeyim. Sonra devamını ben getireceğim. Şöyle yapalım. Ben gireyim. Selam millet Mert karşınızda diyeyim. Ondan sonra sen devam et. Bugün yanımda işte. Yok lan benim dediğim gibi olsun. Bir ismini okut ya. 15 kişiyiz. Hadi başlayalım. 5 dakika oldu video. Ben ne diyeceğim birader? Selam millet, Mert karşınızda. Selam millet, Efe de karşınızda. Bugün daha önce YouTube'da hiç yapılmamış olan Ukrayna abur cuburlarını deniyoruz. Şimdi yaklaşık önümüzde 11-12 tane farklı abur cubur var. Yani Türkiye'de bazıları bulamayacağınız şeyler. Bildiğiniz üzere Ukrayna'da Karadeniz'e kıyısı olan bir ülke ve denizcilikle bayağı ilgililer. Hani biz kendimizi övüyoruz Karadeniz vesaire diye ama Karadeniz'den asıl mahsulü çıkartan Ukraynalılar maalesef. Elimizde bir sürü tuzlu abur cubur var. İlk onlardan başlayalım. Sonra tatlıyla devam ederiz. En sonunda şu... Nerede o? Şu salak içeceği içeriz. Ne olduğunu hala bilmiyorum yani. Bu arada üstlerinde hiçbir şekilde İngilizce yazmıyor. Arkasındaki açıklamalarda bile. Hepsi Kiril alfabesinde. Rusça ve Ukraynaca var sadece. Başka hiçbir şey yok. Hangisinden başlayalım Efe? Sen seç. En çok korktuğumdan başlayalım. Hadi ya. Ben onu sana bırakırdım. Bu benim en çok korktuğum. Bu doğru, benim tam. Öyküm birazcık yaralı. Resmen hamsi cipsi. Bu kurutulmuş hamsi bildiğiniz. Yani hamsi sanırım. Bilmiyorum. Kurutulmuş bir balık. Böyle bir küflenmiş bir de yani. Öyle çirkin bir şey. Böyle bunları çerez diye satıyorlar. Yani bizim kuru yemişçiler gibi düşünün. Böyle küçük 18-20 gramlık paketlerde. Hadi deneyelim. Bismillah. Gerçekten yiyeceğiz bunu herhalde. Babam. Of. Baba oğlum, ben niye bu kadar çıkardım ya? Hepsini çıkartmayalım. Bir tane yiyeceğiz abi. Benim karnım açık galiba. Al baba bir. Oğlum canlı lan bu. Dokun bir. Çok mu kötü kokuyor abi? Of. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu balığı kurutmuşlar ama yani hani olur ya böyle balık hallerine gidersiniz leş gibi bir balık kokusu. Ondan daha da kötü kokuyor bu. Şey gibi. Sana bir şey diyeyim mi? Bu balık var ya hala yaşıyor. Oğlum çok kötü yani yenmez bu. Kanka ye. Bu yenmez. Tokuştur hadi aynı anda. Ye abim çekiyorsak bu videoyu yiyeceğiz. O kadar düzenek kurduk arkaya falan. Tak. Çıt. Bunu... Oğlum çok... Ay. Aga biz kusacağız galiba, ben bir de tükürme kovası getireyim buraya. Sen buraya bir şeyler getir. Bu böyle olmaz çünkü. Mert bu çok kötü. Bunu at. Kovamız geldi. Bunu kedilere bile verme. Yazık hayvanlar. Abi bunun tadı sence nasıl yani, bir şeyler söyle, bir yorum yap yani bunun hakkında. Bu bildiğim balık, kurutmuş balığı, paketlemiş. Nasıl bozulmamasını sağlıyor bilmiyorum ama. Neden olduğu çok belli değil mi? Deli gibi tuzlu. Tuz var. Tuzu aynen. Basmışlar abi yani içindeki
eti mi neyi aldılar artık bilmiyorum, tuz gömmüşler için hani büyük ihtimal bu paketin yarısını yesen gözlerin görmemeye başlar çok uzun sürmeden. Bunu geç, bu out. Nimet'i attık ama olsun, helal edin artık. Bu arada çay, Çernobil çayı falan değil değil mi? Yok yok, radyasyon kapmayın size. Neyse, devam edelim. Ben şunu merak ediyorum. Yani fotoğraflardan ilerliyoruz zaten, hani ne olduğunu cidden bilmiyorum. Kalamarlı bir cips, patates cipsine benziyor ya da direkt kalamardan yapılan bir cips, bilmiyorum. Hadi deneyelim. Açar açması kokla. Gel. Kokusu fena değil. Lay's'e benziyor. Evet, hiç kokmuyor. Beklediğim gibi kokmuyor. Bu arada patates cipsi büyük ihtimal bu. Kalamarı nereye koymuşlar bilmiyorum. En başta ısırdığında, ağzına attığında garip bir tat geliyor ama devamı Lay's. Evet, patates cipsi gibi. Yine fazla yağlı. Bayağı yağlı. Yer misin? Yani, ölmem. Yani fena değil. Bunu da yolladık. Bir öncekini ben seçtim, ben şimdi yine sen seç. Yine tuzlulardan gidelim bence. Birçok şeye benziyor ya, Bim'de vardı. Oğlum bu bildiğin Tom. Bim'deki Tom. Bunun çirkin olabileceğini düşünmüyorum yani. Neydi? Toprak mıydı onun adı? Toprak. Biz sizin gibi Pringles'da büyümedik abi. Bim'de Toprak aldık da yedik. Fakirler bilir. Fakirler bir like. Tatlı lan bu. İlk defa bu arada İngilizce karakter gördüm. O kadar Kiril alfabesiyle yazılan yazıların altına Corn Sticks Baked Milk Flavor yazıyor. Yani şey, süt aromalı. Ama güzel abi. Ben bunu beğendim. Bu güzel. Bu harbi güzel ya. Bu güzel. Sütlü falan da. Bu bayağı başarılı. Ben keşke alsaymışım birkaç tane daha. Harbiden çok değişik bir tat. Yani zaten ben bunun tozlusunu seviyorum. Böyle bir tatlı bir süt tozu gibi bir şey. Böyle bala da benziyor. İlk bal sandım ben yiyince. Başarılı ama. Tamam abi. Aynen bu kalsın. Bunu yeriz sonra. Onu koy kenara. Diğerleri çöp. Tuzludan gidiyorduk. Tatlı yedik şimdi. Şimdi sen de. Bunu çok merak ediyorum abi. Bu da büyük ihtimal yani tuzlu olduğunu tahmin ediyorum. Üstünde yengeç ve limon var. Yani dediğim gibi hiç İngilizce yazmıyor bunda. Hiçbir yerinde yazmıyor. Zaten krep gibi bir şey yazıyor burada. Yani İngilizce yengeç gibi bir yazı yazıyor üstünde. Krakere benziyor. Daha çok cips değil de kraker gibi bir şey herhalde bu. Hadi deneyelim. Ulan eller yağlandı. Eller yağlandı. Oğlum güzel kokuyor, al kokla. Yani zeytinyağlı limon gibi kokuyor. Evet, şey gibi, çorbanın içine atıyorsun ya böyle ekmekler var. Kıtır ekmek. Evet, o ekmeklere benziyor ama bayağı başarılı. Çak. Çok iyi. O hamsinin tadı hala ağzımda ama. Bu çok iyiymiş abi. Biz yiyoruz abi bildiğin ha. Bunu bayağı başarılıymış ama. Tamam. Bunu kenara koy, video bitince bitireceğim onu. Zaten seçim yapamayacağız. Tuzları bitirelim dedik ilk önce. Son tuzlumuza geldik. Yine biraz önce yediğimiz... Boğazımda kaldı. Tamam. Yine biraz önce yediğimiz o lanet olası hamsinin üreticisinden büyük ihtimalle. Evet, aynı marka. Bu da kalamar gibi bir şey. Umarım diğerki gibi tuzlu ve çirkin değildir. Onu ben açayım. Tamam. Ben tuzlu olduğuna eminim ama yani evet. Kurutulmuş şeyler tuzlu oluyor. Bu genelde. Üretici biraz... Bu fetiş biraz. Kötü mü kokuyor? Kokla bakalım. Of oğlum, yemin ederim bu da balık hali gibi kokuyor. Bunlar aynı yerde yapılmış. Evet. Ya da denizdeki canlılar hep böyle sen kokuyor. Sen tat, sonra bana haber ver. Ben bunun çok kötü olduğunu düşünmüyorum ama Allah kahretsin. Kalamarı da bir severim. Pişmaniye gibi olmuş o biraz. Evet. Dene.
Of, bu da kötü. Abi sonradan geliyor bunların tadı ya. İlk böyle bir lastik gibi hamsi çok daha kötü ama bundan. Bu yine... Lastik bırakacağız. Lastik kullanacak. Damlama olur. Çok kötü. Bu da çok kötü. Atma da. Ver bana atayım. O şeref bana ver. Atma. O hamsi geldi yine benim ağzıma. Kusacağım şimdi. Buraları kes. Çok kötüymüş hamsi. Şimdi sırada... Hadi sen seç yine. Tatlılara geçtik sonunda şu içeceği en son deneyelim. Valla şu kurabiyeyi yiyelim ya, bisküvi yiyelim. Güzel bir şeye benziyor. Tamam. Bunu ben marketten almadım, Airbnb'den ev kiralamıştık. Orada buzdolabının üstündeydi, tarihine baktım ve... Çordum yani. Öyle söyleyeyim. Buradan bizi izleyenler varsa... Ah, helal Allah, etsinler. Allah çarptı, helal etmemişler demek ki. Ya gerçi çaldım dediğim de hani biz yiyelim diye meyve suyu, su falan böyle eşantiyon ürünler koymuşlar. Onlardan biriydi bu da yani. Hakkımız da yani. Şöyle bir şey, bizim yani bildiğiniz petibör tarzında şey herhalde, bisküvi. Umarım tuzlu değildir bu. Tatlı gibi geldi bana ama inek üstünde, inek var üstünde. Aynen, üstünde inek var. Tuzlu olamaz. İkisi de yok. Tam çaylık. Evet abi. Tam çaylık. Batır baba. Bu büyük ihtimal vanilyalı ha. Evet, şeker çok az içinde ama vanilyalı, vanilya bir... Öyle. Vanilya bir ihtimal tatlı. Ne diyorsun? Bu güzel. Bu güzel evet. Bunu beğendim. Tadı neye benziyor biliyor musun? O Eti Puf var ya. Eti Puf'un altındaki keke abi benziyor. Evet ya, ben de neye benzeteceğim diyorum. Petibör kadar kıtır değil. Hani Eti Puf'un altındaki o bisküvi biraz daha nemliymişçesine ama değil ya. Anladınız siz bizi. Aynen, ona benziyor. O birebir o hatta, evet. Güzel buldun he. 10 yıl düşünsem aklıma gelmez. Sen seç bakalım. Abi, çikolatalı bir şeye girelim ya. Şuna girelim abi. Bu ne? Gol. Ya bizim bu dışı çikolata kaplı yuvarlak topçuklar var ya. Boom Choco yazıyor. Bir tek o Latin alfabesiyle yazılmış. Geri kalanı yine Kiril. Ama fotoğraftan anladığıma göre içinde fındık değil tahmin edeceğiniz üzere fıstık var. Bunu da koklama gereği hissettim abi. Aa şeye benziyor, renkliymiş bunlar, al. M&M'in Ukrayna şubesi. Oran ve orantı da yok. Evet, boyutlar farklı farklı. Yani güzel yerim ben. İçinde çikolata varsa hep yerim de. Ama bir M&M şeyi beklemeyin ama fena değil. Güzelmiş ha. Hoş, güzel güzel. Fıstık da var. Gittikçe beğeniyorum. Bunu da yolla. Bu güzeldi, beğendik bunu. Hadi sen seç bunu da. Oğlum çöplüğe döndü şurası ya. Keko'yu seçeyim ben ya. Hadi. Keko. Abi. Bu ne oluyor? Böğürtlen mi oluyor? Ağlamadım. Ah hududu. Sanki yabancı bir yerden gidermiş. Ah hududu. Ah hududulu bir kek deneyeceğiz. Adı Keko. Kekin. Yaratıcı bir evet. Marka. Adana'nın en çok satılan kekiymiş. Of, sana bir şey söyleyeyim mi? Bayağı iyi kokuyor ya. Dışı hiçbir şey yok. Gömleği çayla iyi gider. Al. Ben yedirmiyorum. Hoş olmaz. 18 artı yemeyelim sonra. YouTube daha buna hazır değil. Güzel. Ortasındaki jöle cidden güzel de şu kadar koymuşlar. Bir parmak kadar bitti. Isırdım bitti. Yani fena değil. Güzel. Açlıktan ölmek üzereysem yarım. Sırada şunu yiyeceğiz. Büyük ihtimal bu Halley tarzında bir şey ama küçüğü böyle. Hani arasında böyle bir marshmallow tarzı, üstü bisküvi, dışı çikolata kaplı. Bu videoları çekerken bir de açken çekelim bence. Evet abi. İçinde iki tane var bu arada. Sadece yesim yok. Arasındaki marshmallow değil bu arada. Tadını alabiliyor musun yediğin şeyin? Balin diye bir çikolata vardı. Arasındaki o montajda balini gir. Göster yani. Hepsi abi balin ne ben size söyleyeyim mi? Olur ya çok yaşlı akrabalarınız. Bayramda çikolata dağıtırlar. Balin o. Siyah, altın sarısı. Balin değil oğlum o. Balin balin. Bu arada ben balini anladım abi. Koyu kahveyle siyah arası bir renk, altın sarısı böyle çok
iğrenç eski model bir paketi var. İçinde sadece işte dışı çikolata, içinde beyaz bir şey var. Bilirsiniz onu. Efsane değil mi o ya? Biliyoruz onu. Fotoğrafını bulursam şuraya bir yere koyacağım. Sırada jelibonvari bir şeyimiz var. Solucan resmi falan var üstünde. Bizim bildiğimiz solucanlı şey gibi herhalde. Bunlar solucanı da aha, kurutmuş olmasın birader. Oğlum renge bakar mısın? Ukrayna rengi. Adamlar milliyetçi. Çak. Bu ne lan? Çiğnenmiyor oğlum bu. Evet. Emiliyor baya. Bunu emiyorsun. Bunun başka filmi yok. Evet abi, biraz tuhaf. Tadı olarak fena değil, çok şekerli değil. Ben çok şekerli jelibon sevmem zaten de. Ama bir tuhaf. Ya ama yerim yani. Güzel. Ne diyorsun Efe hocam? Yani yenir. Sırada. Bitir oğlum ağzındakini. Çiğnenmediğinden ötürü. Oğlum yut lan yut. Ne yapayım oğlum, koca solucanı yutayım mı tek başıma? Biraz çay kaktırayım abi. Şimdi de benim vişne turu sandığım... Başlama. Lanet olsun, ilk defa konuşmuştum. Tamam. Başla. Geliyor. Şimdi de benim vişne suyu sanıp şöyle ters çevirdiğimde jöle olduğunu anladığım saçma sapan bir jöle var karşımda. Markası Kids Julino. Kids Julino mu? Evet. Oha, İngilizce yazıyordu. Julino'nun bir anlamı yok tabii de. Vişneli, muzlu. Muzlu mu? Evet, muz da var burada ama yalan söylüyor olabilirler. Muz mu oğlum? Muz değil o. Muz mu? Muz, muz. Kaykay oğlum, o ne muzu? Kaykaymış. Abi. Ben bunu muz sandım. Ben bu arada... Aracı. Uçmuş. Ben bu arada jöle bayağı severim ama hiç yemem. Böyle saçma bir şey. Bu arada bunu Ukrayna'dan getirirken, bu arada videoyu Türkiye'de çekiyoruz, onu da söyleyeyim. Ukrayna'dan şöyle bildiğin market poşetiyle getirdim elimde. Bu sıcaktan erimişti, su haldeydi. Buzdolabına attım, tekrar aynı hale gelmiş. Zehirlenmeyiz inşallah. İnmiş canım ya. Aha. Videonun başında küçük parça alacağız demiştik. Oğlum öyle koptu, ne bileyim. O da alınmaz, hayır. Çocuğu birbirimize yedirecektik. Ben onu ne hikayemiş be kardeşim. Var, yapalım yap. Nasıl birbirimize yedireceğiz? Şöyle kolu geçirip yiyoruz ya. Oğlum yiyemeyiz öyle. O videoyu ya, koyacağız oğlum internete, tamam, sosyal gel. Medyaya. Ya yapmayalım onu bence. Gel oğlum gel. Kötü değil mi? Oğlum bu vişne çürüğü dedikleri şey, hani olur ya böyle vişneli şeker ama acı olur ve iğrenç ya, çok kötüydü abi bu. En kötüsü buydu. Hamsiyi yerim, bunu yemem. Allah çarpsın yemem. O zaman sen hamsiyi ye, ben bundan bir kaşık daha alayım. Ceza mı? Yapacak bir şey yok. Sunmayacağım mı? Sen mi? Sensin. Sen sun. Reklam, reklam yapalım arkadaşlar. Samsung gazozlarına buradan selamlar. Sen anlat ya bu şekilsiz şeyi. Evet, son abur cuburumuza geçiyoruz. Bu bir içecek. Onu da pipetinden anladım. Yemin ederim dışarıdan anlayamazsın. Böyle bir paket olabilir mi? Adamlardaki mimariye bak anasını satayım. Bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Meyve suyu mu? Süt mü? Başka ne olabilir? Şalgam olamaz. Hamsi suyuymuş bir de. O böyle bir şey olmasın ya. Bu son video olur o zaman. Efe için yani, bana bir şey olmaz da. Kuş sütü. Oğlum yemin ederim martıya mı, penguene mi benzeyen bir şey var, böyle tuhaf bir şey içmeyelim ya. Fiyatı da ucuzdu yani, bilmiyorum ama. Ne kadar ucuz? Ya ne kadar olacak? 1 lira bir şey bu işte. Açayım. Aç. İyi olur abi. Abi bu kutudan ne çıkmış olabilir Allah aşkına sizce? Hadi bir tahmin et. Ben anladım ne olduğunu. Su. Abi şeftali suyu var içinde ya. Yani şeftali mi? Sen seversen şeftali.
Kaprisan multivitamin. Değil mi? Kaprisan şeyi var. Kutusunda biraz benzetmeye çalışmış diyeceğim de hiç benzemiyor. Sen beğendin bunu. Yok oğlum, şu tuzlular beni mahvetti, ondan içtim. Yoksa bunu da beğenmedim. Bu arada aynı pipetten içtik. Ne kadar kardeşiz anlayın. Atıyorum. Sağ gitsin. Evet efendim, ilk videomuzu çektik seninle. Ne düşünüyorsun? Güzel videoydu. Midem bulandı o hamsi yüzünden. Hamsi ve o kalamar at. Jujoley de at. Şey yapayım mı? Kustum diye parantez içinde. Clickbait yapayım. Kustuk. Hastanelik olduk. Yani o daha belli değil. O bir iki saate belli olur. Çünkü hamsi gerçekten kötüydü yani. Hani hayatımda yediğim en kötü şey olabilir. Evet. En kötüsü. Benim en kötüsü yok aralarında ama... Hamsi en kötüsü abi. Şu bence vişneli jöle abi. Mümkün değil yani. Böyle bir şey olamaz. Kafayı yersin. Selami. Selami. Kafayı yersin. Canım mevzu çekti Selami. Evet. Artık uzatmayalım. Kapanışa geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hadi bitti. Selam. Selam. Kafayı yersin.